Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Bugün e, size güzel bir şey paylaşacağım arkadaşlar Şimdi zamanında e, tam bu cumhuriyet döneminde birçok alimdir, hocadır e, Kimisi asıldı, kimisi sürgün yedi Bunlardan bir tanesi de Bediüzzaman e, Said Nursi Hazretleridir Şimdi o dönemde Said Nursi'yi sürdüler sözde sürdüler. Ama Allah'ın izniyle Rabbim e, onu yani öyle olmasını istedi. Demek ki öyle olması gerekti. Said Nursi'yi Isparta'ya gönderdiler. Bundan e, kaç sene öncedir tam tarih hatırlamıyorum ama Isparta Türkiye'de yaşanabilecek şehir seçildi. Sizce sürgün ettiklerin yani sürgün mü ettiler? Bence sürgün etmediler. Yani sözde sürgün oldu. Gene Allah'ın izniyle elinden geleni yaptı. Allah'a daha çok sarıldı. Allah'a daha çok güvendi. Hiçbir şekilde hani kötü bir şeyin içinde Allah'ın izniyle yer almadı. İsyan etmedi. Kılıç çekmedi. Ama e, Rabbim de onu yaşanabilecek bir şehre gönderdi. Isparta'ya gönderdi. Barla'ya gönderdi. Yani gittiği e, sözde söz bazen sor, sözde sürgün gibi görünen şeyler bence eee Zaten öyledir yani derler ya. Başına bir şer geldiğinde bin hayır ara. Başına bir hayır zannettiğin bir şey geldiğinde bin şer ara. Yani bizim beşer olarak aklımız pek böyle şeylere yatmaz en iyisini Allah bilir. Ama bazen gördüğümüz şeyler göründüğü gibi değildir. Burada da bir ilahi mucize olduğunu düşünüyorum. O yüzden sizinle paylaştım. Kararı siz verin. Yani bana öyle geldi. Eğer ki böyle olmadığını düşünmüyorsanız, böyle olmadığını düşünüyorsanız, neden böyle düşünüyorsunuz? Yorumlara da yazabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun kardeşlerim. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.